Değerli izleyenler, izleyeceğiniz bu belgesel İstanbul'da faaliyet gösteren Niksar Çamiçi Özalan Eğitim, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Şirin beldemiz Özalan'ın tarihi, coğrafi ve kültürel yapısını tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Şu anda Niksar Çamiçi Özalan Eğitim, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'ndeyiz. Yönetim Kurulu ile birlikteyiz. Başkanım, bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki, memnuniyetle. Niksar Çamiçi Özalan Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Balcı. Teşekkür ederim. Derneğimizin kuruluşu hakkında bize bilgi verir misiniz? Derneğimiz 1993 yılında İstanbul'da yaşayan Oruk Alağan kökenli vatandaşların birlik ve beraberliğini sağlamak, yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurulmuştur. O günden bugüne kadar derneğimiz amaçlarına üyelerimizin de desteğiyle ulaşmış olup birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Bugünlere gelişte birçok kişi ve kişilerin emeği olup halkımız adına hayatta olanlara teşekkür ediyor, ebediyete göç edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Halkımızın el ele daha nice güzel günlere gideceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Ben de teşekkür ederim yönetim kurulu adına. Sizlere derneğimiz yönetim kurulu üyelerini tanıtmak istiyoruz. Dernek başkanımız Sayın Kemal Gümüş. Bendeniz Belediye Başkanı Sayın Kemal Öztürk'ü davet ediyorum. Olsunlar. Yokluğunu kolay kolay dolduramayacağımız çok değerli başkanımız, fedakar, çalışkan, eşsiz Hüseyin Gümüş'ün ailesi ile şu anda beraberiz. Bu gecede Hüseyin'imizin anısı olarak
ailesine huzurlarınızda veriyorum. Size Almanya'da vardır. Bunlar bizim gücümüz, kolumuz, kanadımızdır. Her zaman bizleri desteklemişlerdir. Yine de desteklerini bekliyoruz.
Baktım bu geçtiğim baki bir sanma, yıllar ile yarışınca anlar. Ola ki aynaya bakıp aldanma, yüz saçlarım buruşunca anlar. Ömründe gün çalar bugün ve yarın, azana dönüşür gülün güzdarın. Hilal kaş altında kış kapakların, günden güne kırışır canlar. Arılar baş verir, sızılar dizin, çiğ köken önüne puslanır gözün. İlenmeye başlar oğlum ve kızın, eşin bile darılır canlar. Elinde avucunda yok ise malın, yan olur dostların sorulmaz salim. Toz toprak içinde saçın sakladın, birbirine karışınca anlar. Geçmez kara günler kam ile çile, elinde değil kedesin ile. Yokuş şöyle dursun düz yolda bile, adım başı yorulunca anlar. İşte Mahmut Erdal örnektir sana, baki kalmış var mı beyle ağa? Bir gün kucak açıp kara toplara, sadık dosta sarılır canlar. Asaletin sembolü olan bu hediyeyi evimin, hanemin baş köşesinde şerefle saklayacağım. Şu anda Özalan'ın kalbi burada atmaktadır. Bu kalp atışlarımıza değerli konuklarımız kuvvet vermek istedik. Şimdi mektup yazacak baban. Sen de yaz, benim okulluğum yok. Evet, ah, ah, ah. Elimin kınası yüzümde kaldı. Başımın yazması gözümde soldu. Ana! Elde bir, elde dört çocuk oldu. Niye gittin dönmedin? Ne olmuşsun sen? Lan Fahrettin de yumuşa. Yavrum da gecesi gündüze katan gerçekten özel zevk ve menfaatlerinden, çıkarlarından daha fazla derneğimizi, bu kurumumuzu düşünen yönetim kurulu arkadaşlarımızı kuvvetli arkadaşlarınızla isterseniz buraya davet edelim efendim. Sizleri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitler adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ayakta olmak üzere. Buyurun efendim. Değerli misafirler, değerli üyeler, değerli basın mensupları, siyasi parti temsilcileri ve dernek yönetim kurulu arkadaşlarım. Derneğimizin düzenlemiş olduğu 6. yılı dostluk yemeğine hoş geldinizdir. Hepinizi saygı, sevgi... Geceye katılan misafirlere hoş geldinizdir. Saygılar sunarım demiş Hasan Gümüş Almanya'dan. Geceye katılan tüm dostlara selamlar sunar. Yurt dışında Almanya'dan kucak dolusu sevgiler sunarım. Tüm güzelliklerin sizlerle olmasını dilerim. Çünkü sizler birlik ve beraberliğe gönül vermiş ve azim ile gece gündüz demeden emek sarf ederek böyle güzel bir gece düzenlediniz. Başarılarınızın devamını diler, davetlilere saygılar sunarım. Üzeyir Gümüş, Almanya. Gecede bulunamıyorum ama yüreğim daima sizlerle orada. Geceyi düzenleyen ve katılan tüm dostlara selam ve saygılar sunar, iyi eğlenceler dilerim demiş Nevzat Gümüş, Avusturya'dan. Yeah.
Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. İçlerin, beşlerin, gerçek verenlerin ve şehitlerin yüzü suyu hürmetine akşamlar hayrola, şerler defola, yiğitler safola, yardımcımız hak ola, varlığımıza, birliğimize, bir olmamıza merhaba! Adı Ali Özüfemir ama biz onu Kıvırcık Ali olarak tanıyoruz. Alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz efendim. Evet. Bir günde sana düştüm, İnan değil sana bastım, yobazlan sohbeti kestim doğru. Son kez gül yüzlü güldesin. Avrupa'sından ve Anadolu'nun her ücra köşesinden insanlarımız var. Çeşit çeşit insanlarımız hepsi bir arada, inananı, inanmayanı, Alevisi, Sünnisi, her türlü insanımız oturmuş bir arada kardeşçe, barış içinde bir gece tutuyor. Ne var ki bu gecede? Bu bilek dinlemekten gurur duyuyorum.
Erhan abi. Büyük zahmetler verdiniz. Hayatlarınızı sağlıyorum. Ve bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Öncelikle tabii ki tümleri. Merhaba pedagogim. Gelişini,
göç sebebiyle çeşitli bölgelere yerleşerek köy oluşturan vatandaşlarımızın yaşadığı yerleri görüntüleyerek gençlerimize geçmişi öğretmek ve diğer toplumlarla da bunu paylaşmak istiyoruz. Hazırlanacak bölgesine çok güzel bir şey. Ya bizim yıllar yılı özlemini çektiğimiz bir şey var. Değerli izleyenler, şu anda Tokat'ın Niksar ilçesindeyiz. Niksar, Kelkit'in kuzeybatısında, denizden 350 metre yüksekte, Canik Dağları'nın güney yamacında, Tokat'ın kuzeydoğusunda, Kelkit Vadisi'nin genişlediği Niksar Ovası'nın yamaçlarına kurulmuş tarihi ve şirin bir ilçedir. Doğal ve tarihi zenginliğin kaynaştığı antik Pontika Kapadokya'sının Danişment ve Selçuklu dönemindeki Danişment ilinin en önemli merkezi olan Niksar, Pontus, Roma, Bizans, Danişmentli, Anadolu Selçuklu, İlhanlı Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetleri dönemlerine ev sahipliği yapan, tarihle iç içe yaşayan bir merkez olmuştur. Türk seyyahı Evliya Çelebi'ye göre şehrin adının iyi hisar anlamına gelen Nik Hisar'dan geldiği ileri sürülmektedir. Şu anda Niksar'ın tarihi zenginliklerinden biri olan Niksar Kalesi'ni görmekteyiz. Ankara'dan geliyordum. Kendim Eskişehir'liyim. Diye Melik Kadir'in yeteneğini duydum. Buraya kadar mektaplı kızımlar 14 yaşında yürümeli. Dedim bir mübareğe ziyaret edelim. Allah izin verirse inşallah kalkar iyidir. İnşallah. Niksar'ın en büyük özelliklerinden birisi de Niksar Ayva Suyu adı ile yurt içi ve yurt dışına kaynak suyu ihraç eden bir fabrikaya sahip olmasıdır. Aynı zamanda Ayvas Parkı ile de ünlüdür. Medeniyetlerden günümüze kadar gelen ve halen hizmet veren tarihi Araslı Beylik Köprüsü'nü görüyoruz. Ve bu köprü üzerinde adını almasına vesile olan taş üzerine kazınmış leylek resmini görmüşüz. Güçlü kudretli
yoksa bir kuvvetin öldün mü Ali? Öldün mü Ali? Şu anda mikserden çıkmış bulunup Özalan bağlantısı olarak güzergahlarımızda bulunan evet, şu anda yine Niksar Oluk alan bağlantılı, tarihimizde çok büyük geçmişi olan ve aynı zamanda Oluk alana hizmet etmiş diyorum ben buna, Ardışlı köyünde bulunmaktayız. Şu anda yıllar önce kullanılan Ardışlı Jandarma Karakolu'nu görüyoruz. Çevre halkının ve Oluk alanın asayişi uzun yıllar bu karakolda sağlanmıştır. Evet, şu anda görmüş olduğumuz bina da Tarım Kredi Kooperatifi binası. Çevre köy halkı kredi almak için başvurduğu en önemli birimlerden birisidir. Karakolun gelişinde çevre köy halkından vatandaşların da etkisi oldu mu? Veya oldu. Kişilerin? Oldu. Kim oldu? Oğlu olan Selver Çavuş denilen ağabeyin salikarı. Bunlar Ankara'ya gidip Ardışlı merkez olduğunu dahil orada anlatarak buraya nahi emeğini aldılar. Ve karakol. Karakol da alındı. Ticaret yapmak için iki günlük yollara at sırtında gittikleri 1960 yılı öncesi Oluk alanın ulaşımı çevre köy ve ilçelere patika yollarıyla sağlanmaktaydı. Oluk alan ve çevre köylerinin çabaları neticesinde halkın el birliğiyle kazma kürek ve kanı arabalarıyla özveren Eynazlı üzeri Niksar'a ulaşan yol yapılmıştı. Evet, yine halkın yapmış olduğu yolu görüyorsunuz. Evet, halkın yapmış olduğu bu yoldan 3 motorlu taşıt olarak 1961 yılında köye bir jip gelmiş. Bu köy halkında büyük bir sevinç yaratmıştır.
Daha sonra 1966'da başlayan ve 1969'da biten devlet tarafı ile ve halkın el birliğiyle yaptığı yol şu anda kullanımda ve büyük bir bölümü asfaltlandı. Şu anda Kaya Boğazı denen mevkideyiz. Evet, bu bölge soğuk suyu ile meşhur. Değerli izleyiciler, şu anda bulunmuş olduğumuz mevki Ünlüsuluk mevki olaraktan bilinmektedir. Sağ tarafta Özalan tabelasını görmekteyiz. Sol tarafta bulunan yol ise eski adıyla Sele, yeni adıyla Akgüney Köyü bulunmaktadır. Aynı zamanda bu yolumuz Akgüney'den Ordu bağlantısı kurmaktadır. Köprüsünü görüyoruz burada. Hemen bu köprünün sağında eski yol görünüyor. Halkımız buradan geçmek için oldukça çile çekmiş. Sevgili izleyenler, şu anda Özalan'ın güneyinde bulunan Eynazlı Köyü'nü izlemektesiniz. Güneyden kuzeye doğru yerleşim birimleri olaraktan şu anda görüntülerini gördüğünüz Armağanlı Mahallesi ve onun bitişiğinde olan Yelmük Mahallesi bulunmaktadır. Aynı zamanda Yelmük Mahallesi bir kısmı Çalca Muhtarlığı'na bağlıdır. Şu anda görüntülerini izlediğiniz yerleşim birimi Çatak Köyü'dür. Ve öbür tarafında karşımızda görünen Akgüney Köyü'ne bağlı olaraktan Karaağaç Mahallesi vardır. Orman olarak biliniyor ve Eğrice Su yaylası hemen sağ tarafında.
Bakın Cemalettin Gümüş ne demiş? Yemyeşil ovası, tarlası yazı, ne güzeldir benim oluk alanım. Çalıyor elinde bağlama sazı, soğuk suyu akıyor oluk alanım. Birbirine sarılır, ötüşür camlar. Avruç sudan sonra o güzel çamlar. Koyunların boğazında çalıyor çanlar. Kuzuları meleşen oluk alanım. Yurdun her yerinde vardır köylümüz. Hatta bağlıdır bizim özümüz. Senettir ağızdan çıkan sözümüz. Ölfüne bağlıdır benim oluk alanım. Şam içinin merkezinde, ortada. Bakırcığın deresinde, balık oltada. Kışın köy içinde, yazın yaylada. Hocalı dervişli, oluk alanım. Yazlar bir başka oluyor köyde. Özverenle birleştik, olduk bir belde. Havası, suyu, şifadır her türlü derde. Bir başkadır benim oluk alanım. Sevgili izleyenler, Özalan Beldesi eski adıyla Oluk Alan, Tokat ili Niksar ilçesine bağlı Canik Dağları arasında Niksar'ın 40 kilometre doğusunda denizden 1350 rakım olan Çirimbil Beldedir. Bu beldenin kuruluşu 1700'lü yıllara dayanmaktadır. Doğusunda Bilgili, eski adıyla Elmüdü, batısında Eynazı ve Çatak, kuzeyinde Akgüney, eski adıyla Sele, güneyinde ise Pinahmet Yaylası ve Başçiftlik ilçe sınırları ile çevrili yerleşim birimidir. Oluk'un oluşumunda 1700'lü yıllarda ilk önce Kasımoğlu Kadir Koca gelir. Kadir Koca aşiret hayatı yaşarken Karagöl Yaylası'ndan Bilgili, eski adıyla Elmüdü köyüne gelmiştir. Bilgili Yaylası'nda yerleşim kurmuş, bir müddet orada yaşamış. Bir gün yetiştirmiş olduğu atların kaybolması üzere aramaya çıkar. Şu anki köyün mevkisinde şimdiki Gölyala Mahallesi'nin olduğu yerde ne zaman yapıldığı bilinmeyen tahta oluğun çevresinde bulur. Bu mevkiyi çok beğenen Kadir Koca buraya yerleşmeye karar verir. Bu mevkinin adı Oluk Alan olarak kalmış ve köy adını buradan almıştır. Daha sonra Arap Sopuoğlu Karaoğlan Koca ise
Kasımoğlu Kadir Kocaeli geldiği sanılmaktadır. Sivas'ın Birri kasabasından geldikleri için Civit oğulları denmiştir. Diğer gelin ise Kadir Koca ve Karaoğlan Koca'nın kardeşi Molla Hümmet'tir. Şu anki oba yerine yerleşmiştir. Olukalan'a yerleşmeden Olukalan'ın 1,5 kilometre doğusunda Kavaklıca mezarlığının alt tarafında 60 yıl kadar yerleşim yapmışlar. Şimdi o mevki eski köy adıyla anılır. Bu üç kardeş üçgen bir oluşumla şu anki köyün temelini atmışlardır. 1830 yıllarında Seyrekoğlu Bölükbaşı Halil Niksar'ın Cel köyünden gelmiştir. Daha sonra Bölükbaşı Halil'in kardeşi ya da amcaoğullarından gelerek yerleşim yaparlar. Sürekli yeni kabileler gelmektedir. 1860 yıllarında Kustuloğlu Ali Ağa, Hatsa'nın Batar köyünden gelmiş, evlilik bağı ile akraba olmuşlardır. Yine 1890 yıllarında geldikleri sanılan bir kabile de Cenikoğulları'dır. Cenik tarafından geldikleri için Cenikler diye anılan bu kabile, yine Cenik'ten gelen başka kabileler de eklenir. Ya vurdu, Yeniköy kuruldu. Şimdi biz eski Olukalan'ın hocalardan alma torunlarıyız. Mesela Cirit Hoca, Hatım Hoca, Cenik Hoca, efendim Musa Hoca, Bıcı Hoca, Hatip Hoca, Fatih Hoca, yani bunlar eskiden büyüklere hoca derlermiş. Bu ismi yani anlamış. Hoca demenin sebebi de bu. 934 yılından önce soyadı yokmuş. Lavabına çağırıyorlarmış. Mesela Cibri Hoca'nın sülalesine Cibri oğulları, Asım oğulları, Cenim oğulları, Hatip oğulları bu şekil isimlerle anılırmış. 934 yılında soyadı kanunu çıkıyor. Köye ayrı kabilelere ayrı ayrı soyad veriliyor. Burada Olukalan köyünde 16 tane soyad vardır. Bunu herhalde sizin çoğu bilmezsiniz. 17 tane abi. Çıkart o 17 tane. Şimdi son yıllarda gelenlerle beraber 17 tane. Tabii ki. Şimdi 16 tane soyad vardır. Kasımoğullarından gelen gümüşler, Cibrioğullarından gelen altınlar, Cenikoğullarından gelenler taş delenler. Efendim, Özdemirler obayına Özdemirler, Seyreklere Seyrek Hoca'nın kiralesine Öztürkler. Musoğullarının sülalesine Yavuzlar, Taytalara Özperişler, daha Cibri Koca'dan kalma Yılmazlar, Şahinler, bunlar da Cibri Koca'dan gelmedir. Kurtçular, bunlar Cibri Koca'dan gelmedir. Cibriklerden, mahallesinden İki kardeş karşı tarafa geçmiş, Bıcılar tarafına oraya yerleşmişler. Bunlar Yılmazlar ve Şahinler Cibri Koca'nın torunlarıdır. Diğerleri Kaya, Şahin, Balcı, Babür, Gömcü, Güven, Ergin, bunlar Seçkin, bunlar aynı ayrı ayrı kabilelerdir. Köye 16 soyad verilmiştir. Bakın başka bir şairimiz Hasan Taşdelen ne demiş? Tarihi boyunca söylenen insan, kendinde gördün mü böyle bir nişan? Köy katkısına emek ve avuç açan, emek sarf edenler nerede kaldı? Okul emekçisi bir salih çavuş, aldı okul emrini medeniyete kavuş. Tahsilli çoğaldı, geçildi kavis, o cahil cümleler nerede kaldı?
hüküm sürdü danacı bu yerde, Seyrek oğlu Bölükbaşı birlikte, halkı çalıştırır sabah günlükte, hüküm süren devran nerede kaldı? Deli ağa Kasım oğlundan gelme, Yusuf ağa tahsile çok emek verdi, Gazi baba halka kol kanat gerdi, bu emek verenler nerede kaldı? Cami hatibiydi bir hatip koca, onu takip etti hem Mahmut hoca, Ahmet hoca serim verdi bir hacca, ömür harcayanlar nerede kaldı? Yapılan araştırmalarda da köyün kuruluşundan önce de bu civarda birçok uygarlıkların yaşadığı sanılmakta. Bulunan bazı işaretler de bunu doğrulamaktadır. Etiler Van'da devlet kuran Urar Turların, Bizans ve Samsun'da kurulan Jönik devletlerinin hakimiyetinde kalma tarihi izler bu kanıyı daha çok kuvvetlendirmektedir. Bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Merdivanlı kaya 45 kilometre doğuda olup bu kayanın 300 metre kadar doğusunda kesme taşlarla yapılmış temel ve bina kalıntıları bulunmuştur. Aynı yerde kabartma taşlarda görülmüştür. Obaeri mahallesinin güneyinde bazı temel kalıntıları mevcut. Bu kalıntılar kilise yeri olarak anılmaktadır. Gavur Tepesi 2,5 kilometre güneyde yukarıki yazı denilen bölgede höyü andıran bir tepeciktir. 15 metre genişlik, 30 metre uzunluğu, 7-8 metre yükseklikte yumurtanın yarısını andıran bir tepedir. Burada tuğla ve küp kalıntılarına rastlanmaktadır. Yine Karatepe ormanında da küp kırıntılarına rastlanmıştır. Obayarı mahallesinin 500 metre doğusunda bir kaya üzerinde bulunan işarete altın saban denmektedir. Söylentilere göre Eğricik ve Büyürücük denen yerlerin arasında altın boyunduruk ile saban saklı olduğu söylenmektedir. Pazar yerinin 200 metre batısında bulunan Büyük Gölyalağı denen yerde tuğla ocaklarının olduğu söylenmektedir. 1077'den sonra Sivas'ta kurulan Danişment Beyliği'nin komutanlarından Danişment Ahmet Gazi'nin yani Melek Gazi Türbesi Niksar'dadır. Ve Battal Gazi'nin buraları Bizans'tan aldığı kayıtlarda vardır. 6 asır sonra atalarımız Oluk Alan'a yerleşmiş ve halen onların torunları olarak bizler burada yaşıyoruz. Sevgili izleyenler, şu anda sizin de görmüş olduğunuz gibi Özalan İlk Öğretim Okulu önündeyiz. Oluk alana okul yapımı, eğitimin gelmesi çok uzun yıllar öncesine dayanmakta. Okul açılmadan önce o zamanın alim ve bilgili kişileri köy halkına ücretsiz eğitim vermekteydiler. Hatip Koca, Mustafa Efendi, onun torunları Molla Mahmut, Molla Ahmet, Sarı Mehmet o zamanın en büyük eğitici zatlarıydı. 1926 yılında Musalar Mahallesi'nde bir evde eğitim verildiği ve
o zamana ait öğrenci kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir. Bu evde 1929 yılında yeni harflerle de öğretim yapıldığını öğrendik. Zamanın ileri gelenleri Yusuf Ağa, Öztürk, Molla Mahmut Gümüş, Molla Ahmet Altun, Sarı Mehmet Şahin, Salih Çavuş Şahin, Gazi Nuri Altun ve köy halkı tarafından yeni bir okulun gereği olduğuna karar verilmiştir. Salih Çavuş, askerde lakabı Kara Çavuş, Yemen'e gitmiş, İstiklal Savaşı'nda Muş'ta çeşitli kahramanlıklar göstermiş, yaralanan komutanını omzunda taşıyarak kurtarmış, 9 kurşun yarası almış değerli bir gaziydi. Salih Çavuş, 1962 yılında vefat etti. Salih Çavuş, ayağında çarığı ile Tokat valisine gider. Bu vali, Salih Çavuş'un harpten kurtarmış olduğu komutanıdır. Kucaklaşıp hasret giderdikten sonra vali, "Kara Çavuş, dileğin nedir, emret" demiş. Salih Çavuş, "Estağfurullah komutan, nasıl emrederim? Yalnız okula ihtiyacım var. Bunu arz ederim" demiş. Vali emri yazıp eline tutuşturur. Gülebi'deki okul sökülerek Olukulağı'na yapılacak der. Salih Çavuş ve getirdiği bu haber köyde sevinçle karşılanır. Şu an 1929 yılında ahşap olarak yapılan ve daha sonra taş örgü ile yapılan, şu an jandarma karakolu olarak hizmet veren okul binasını görüyoruz. Okulun hizmete geçmesinden sonra belirli aralıklarla kapanması, köy halkını harekete geçirerek öğretmen sorunu için Gazi Nuri'yi Perşembe'ye fotoğrafçı getirmesi için görevlendirirler. Bu talep sonucu 3 ay sonra Reşit Atalay adında bir öğretmen gelir. 1940 yılında öğretim yeniden başlar. 1945-46 öğrenim yılı mezunları arasından daha sonra Samsun Ladik Öğretmen Okulu'na giderek öğretmen olarak mezun olup göreve başlayanlarımız vardır. Bunların başında Kemal Öztürk, Mustafa Ergin, Ramazan Ergin, Yusuf Balcı, Hüseyin Arslan gibi isimler yıllarca sayısız çocuklara eğitim vermişlerdir. Birçoğumuzun da hocasıdırlar.
1940 yılında öğretmen olarak Ulukalan'a gelen çok değerli Reşit Atalay öğretmenimizin yıllar sonra, 20-30 yıl sonra bize Mustafa Kemal'lerin diye hitap ettiği mektubundan örnek. Kendisi 73'lerde bizi ziyarete gelmişti.